Gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Bendir derslerine gelen bir kimse ücret karşılığında bendir vurulursa hakkımız helal değil noktasını bildiği halde organizasyon kuruyorsa ve hala dergaha gelmeye devam ediyorsa ona karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Ya normalde mesleği oysa söyleyecek bir laf yok. Ama öbür türlü derviş kardeşlerin böyle bir şey yapmaları çok hoş değil. Evli bir adamın üzerinde anne ve babanın hakkı nedir? Evli olan adamdan babası para yardım bekler mi? Bu beklentinin bir sınırı var mıdır? Erkek evlatlar babalarına tabi olmaları şart. Babalarına bakmaları, anne babalarına bakmalı farz. Bir kadın, bir kız çocuğu da normalde anne babasına evlendikten sonra bakma mecburiyeti yok. Ama ve lakin erkek evlat anne babasına bakmakla mükellef. İşte para yardım edilecekse para yardım edecek. Neyse normalde onu yerine getirecek bakımıyla alakalı. İmanın şartlarından kaza ve kaderin Allah'ın var ettiğine inanıp hayrın Allah'ın şerrinde nefsimizden olduğuna inanmaktır. Düsturu bu şekilde midir? Kaza ve kader Allah yaratır. Biz bu noktada şerler bizim nefsimizdendir. Hayırlar da Allah'tandır. İnanmak budur. Uzun sorular sormayınız diye özellikle söylüyorum. Cerir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Zaruri hallerde işte veya aynı apartmanda yaşadığımız bayanların yüzlerine bakarak konuşuyoruz ve selamlaşıyoruz. Bu gibi durumlarda kadınları muhatap alırken yüzlerine bakmamalı mıyız? Bu bakış şehvetle alakalı. Mümkün olduğunca yüzlerinizi eğin. Mümkün olduğunca göz göze gelmemeye gayret edin. Bugün tıbbın birinci bakış Allah'tan, ikincisi nefsinizden, üçüncüsü şeytandandır hadis-i şerifi var. Ona dikkat edin. Bugünkü tıbbın ifade ettiğine göre cenin henüz 4-5-6 haftalık iken şekillenmeye başlıyor. Allah-u Teala ruhu anne karnındaki bebeğe ne zaman üflüyor? 4 aylıkken. Sakat zihinsel engelli bir bebeği aldırmak caiz mi? Normalde eğer bu kesinse böyle bir şey, bu aldırılabilir. Bebeklere yapılan aşılar hakkında çok çeşit söylentiler var. Bebeklere zarar veriyor diye, zeka geriliği yapıyor diye. Biz anne ve babalar nasıl bir yol izlemeliyiz bu konuda? Yaptırmakta bir sakınca var. Bununla alakalı çok konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı bununla alakalı ne kadar yeterli bilgi veriyor, ne kadar yeterli bilgi vermiyor, bir şey diyemeyeceğim. Bu yüzde kaç, bu noktada bir şey diyemeyeceğim ama bu gerçekten yıllardan beri halkın arasında insanların konuştuğu bir şey. Herkes tedirgin bu konuda. Yani böyle bir, şimdi uluslararası olarak bu meseleyi düşündüğümüzde
gerçekten uluslararası düzlemde bu tip meselelerle savaş yapıp bu tip insanları, bir ülkenin insanını, bir gelecek olan neslini bu şekilde etkileyip hastalıklı hale getirebilirler mi? El cevap yapabilirler. Biz bu aşıların büyük bir çoğunluğunu dışarıdan mı alıyoruz? Artık içeride üretiliyor mu? Üretilmiyor mu? Ne olduğu tam net değil. O yüzden ben de bu konuda size aşı çocuklarınıza yaptırın ve yaptırmayın deme noktasında değilim. Zümer 42, Allah canlıların ruhlarını ölüm anında alır, henüz ölmemiş olanların ruhlarını da uyurken alır, eceli gelenlerin ruhlarını da bedene göndermeyip tutar. Diğerlerinin, eceli gelmeyenlerin ruhlarını ise belli bir vakte kadar bedende iade eder. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için deliller vardır. Ayet-i kerimede bahsedilen uykudayken ruhlarımız nerede olurlar? Ruhlar aleminde. Rüyada yüksek bir yerden düşüyormuş hissinin sebebi nedir? Böyle rüya tabir olmaz. Normalde rüyayı tam anlatılması lazım. Ama yüksek bir yerden düşüyormuş gibi bir his duyması, o kimsenin rüyasının kabus, o rüya değil, kabus gördüğüne işaret. Bu kabusla alakalı. Bu normalde bir kimse işte rüyadan yukarı aşağı doğru düşüyor olarak görünce korktuysa kabus, korkmadıysa o zaman o kimse tövbe etmesi lazım. Ben bunu kabus noktasında algıladığım için açıklamada bulundum. Önümüzdeki hafta burada bir kısım rüyalar toplanmasın. Sabah namazına kalkmada ilgili tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Bu konuda nasıl disipline edebiliriz? Bütün ne kadar kurulması gereken alarm varsa kurun. Allah'a dua edin. Cenab-ı Hak inşallah sabah namazına kalkmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Kırk altıncı hadis-i şerife gelmişiz. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Biz sana apaçık fethi müjdeledik. Ayeti indiğinde ayette geçen apaçık fetihte murat Hudeybiye fethi anlaşmasıdır buyurdu. Malum Hudeybiye Antlaşması hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bütün etraf ashaba, ümmete ilan etti. Şimdi biz Hudeybiye Antlaşması'nın nasıl cereyan ettiğiyle alakalı çok fazla bir bilgi yoktur. İnsanlar bu konuda fazla araştırma yapmazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ömre için niyetlendi. Tabi Bedir olmuş, Uhud olmuş, Hendek olmuş. Bu normalde Bedir, Uhud, Hendek ardından oluyor Hudeybiye. Müslümanlar yavaş yavaş artık kuvvetleniyorlar. Müslümanlar yavaş yavaş kuvvetlenince ümreye niyet ediyorlar. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri haber gönderiyor. Bütün Müslüman kavimlere, köylere, o zaman için etrafta ne kadar Müslüman var ise, Bedevilere, bütün hepsine de haber gönderiyor. Hudeybiye Antlaşması veya Hudeybiye vakası üzerinde çokça düşünülmesi gereken, ibret alınması gereken vakalardan birisidir çünkü. Böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her taraf haber gönderiyor ama herkes ümre için gelmiyor.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu çağrısına kulak tıkayan, sırtını dönen Müslümanlar var. Kabileler var. Hatta bir şaiye yayıyorlar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların tabiriyle Müslümanları ağaç gibi biçtirecek, kütük gibi biçtirecek, hani ölmeye götürüyor o insanları. Bu insanları nereye götürüyor diye dedikodu da başlıyor. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisine inanan sahabelerle yola çıkıyor Medine'den. Kurbanlıklarını alıyorlar yanlarına. Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. Hudeybiye'ye geliyorlar, orada konaklıyorlar. Tabi bundan müşrikler, Mekke müşrik devleti ve Mekke müşrikleri bunun haberini alıyorlar. Bunun haberini alınca işte ne yapacaklarına toplantılar yapıyorlar boyuna, bir türlü bir karar alamıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir elçi gönderiyor. Diyor ki bizim amacımız savaşmak değil. Biz savaş düzeni ile gelmedik. Biz Kabe'yi tavaf edeceğiz, ümre yapacağız, kurbanlarımızı keseceğiz ve Mekke'yi yeniden boşaltacağız. Bize bunun için müsaade etsinler diyor. Tabii bir temsilci gidiyor, konuşuyor. Onlar toplantı yapıyorlar, bunu reddediyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ikinci temsilciyi gönderiyor. İkinci temsilciyi gönderince yine bunlar reddediyorlar. Bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üçüncü olarak Hazreti Osman Efendimiz'i gönderiyor. Hazreti Osman Efendimiz gidiyor, anlatıyor onlara tatlı tatlı. Diyor ki yani amacımız Mekke'yi zapt etmek değil, anarşi çıkarmak değil, savaşmak değil. Biz diyorlar ibadete geldik. Biz ümremizi yapacağız, geri döneceğiz. Bu kadar. Hazreti Osman Efendimiz de geri dönüyor. Hazreti Osman Efendimiz de geri dönünce sahabenin içerisindeki şahin kanat diye nitelendirilen Hazreti Ömer Efendimiz'in başını çektiği o bilhassa Kureyşliler, hicret edenler, Medineliler çok bu kadar şey değiller, hani savaş çıkmasından yana değiller. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları, sahabenin şahin kanadı öyle diyebiliriz. Diyorlar ki biz hani ümreye geldik, bize nasıl müsaade etmezler? Biz diyorlar savaşalım, buradan geri dönmeyelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu sefer Hudeybiye'de yeniden biatlaşılıyor. Yeniden biatlaşılmasının sebebi şu: Allah'a, Resulüne ve onlardan gelen bütün emirleri hakkıyla yerine getireceklerine ve Allah için, Resulullah için çekilen kınların tekrar çekilen kılıçların kınına tekrar girmeyeceğine, ölümüne biatlaşma başlıyor. 1400 tane sahabe var. 1400 sahabe teker teker gelip gruplar halinde gelip bu biatlaşmayı yapıyor. Bu arada müşriklerin sözcüsü olan 3 kişi onlar. Bunlar bu estantaneyi görüyorlar. Bütün herkes kılıçlar çekilmiş, havada şakır diyor ve herkes ölümüne biatlaşıyor. Ölümüne. Diyorlar ki bu kılıç bu kına girmeyecek. Ya Mekke'de ümre yapacağız ya da savaşacağız ölümüne. O müşriklerin temsilcisi bu hali görünce onlar koşa koşa
Mekke'ye gidiyorlar, Mekke'dekileri topluyorlar, oradaki estanteniyi onlara anlatıyorlar. Oradaki estanteniyi onlara anlatınca Mekkeliler tekrar toplanıyorlar. Diyorlar ki buna acil bir çözüm getirelim. Ne yapalım? Diyorlar ki biz bunlarla şimdi savaşmayalım. Bir barış antlaşması yapalım. Barış antlaşması yaparaktan bu meseleyi öteleyelim diye kendi kendilerine karar veriyorlar. Ve aralarından normalde temsilci seçiyorlar. Geliyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve diyorlar ki siz bu seneki ömrenizi tehir edin. Önümüzdeki seneye ömrenizi yapabilirsiniz. Ama bu sene yapmayın. Ve bir de gelin diyorlar saldırmazlık antlaşması yapalım. Bir saldırmazlık antlaşması yapılıyor ve aynı zamanda da işte bir dahaki seneye ömre yapılacak. O antlaşma da yapılıyor. Tabii bu savaşmaktan geri durulunca sahabe üzgün. Kabe'ye gidemedikleri için üzgünler. Ondan sonra ümre yapamadıkları için, kurbanlarını kesemedikleri için hepsi de üzgünler. Kolay değil. Kureyşliler, hicret edenler daha da üzgün. Kendi topraklarından sürülmüşler ve kendi topraklarına yeniden giremiyorlar. Tabii Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bu konuda üzgün. Ve bu üzgünlük sırasında işte o meşhur vahiy geliyor. Vahyin de devenin üzerinde geldiğine dair rivayetler var. Devenin çöktüğüne dair, devenin böyle işte değişik sesler çıkardığına, vahyin bu noktadaki bu derecesinden dolayı ortalığın ağır bir havaya büründüğüne dair rivayetler var. İşte bu ayet-i kerime de biz sana apaçık fethi müjdeledik. Fetih suresi. Arkasından da diyor ki ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin. Tabii bu vahiy gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buna çok seviniyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'e başta ve diğer sahabelere bu inen ayet-i kerimeleri tebliğ etmeye başlıyor. Ve bu ayet-i kerimeler Müslümanları bu manada rahatlatıyor, felaha kavuşturuyor. Ve Müslümanların üzerinden o kabız halini alıyor. İşte bu Fetih Suresinin bu ilk ayetleri Sufilerin içerisinde de son makamda okunan ayet-i kerimelerdir. Bunu da böyle beyan edeyim ki bir hüccet, bir delil olarak kardeşlere, arkadaşlara kalsın. Çünkü o son noktaya gelen nefis meratipleri olarak son noktaya gelen derviş kardeşe Fetih Suresi okutulur. Fetih Suresi ona okutulduğunda onun bu noktada nefis meratipleri olan ile alakalı yolu bir şekilde belli bir noktaya gelmiş olur. O çünkü artık bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin manasında değil ama kendi dairesinde kendince o fethi müjdelenmiştir onun. Bu noktada onun günahları affolmuştur. Cenab-ı Hak onu kendi dosdoğru yoluna iletmiştir. Bunun sufilikle de alakalı ve bağlantısı bu. Şimdi tabi bunu da bu hadis-i şerifi de buraya
bu zatın almasının sebebi kabız haliyle alakalı. Hani ben baktım, hani demiş ki işte kabız haliyle alakalıdır bu şey demiş, ama Fetih Suresi bu kabız haliyle alakalı olarak görmedim bunu ben daha fazla. Bu normalde sufilerin manevi olarak seyri sülükteki kimselerin son aşacakları engeldir, öyle söyleyelim. O engeli aştıklarında bu ayeti kerimeyi de kendileri ama yakazada ama halde okuduklarında, öyle kendi kendine okumak değil yalnız, öyle de algılamayın bunu. Birini şimdi yarın bu ayeti kerime ben rüyamda okudum ben oldum da, öyle değil. Onun hali ayrı, onun rüyası ayrı. Allah muhafaza eylesin. Bu hale geldiğinde o kimse, ona Fetih Suresini okuturlar. Ona Fetih Suresi. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Bu noktada gönlümüzce zerrece bir şey yok. Allah bütün kardeşlerimize, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin. İsteriz ki bütün kardeşlerimiz seyri sülük etsinler. İsteriz ki bütün kardeşlerimiz kemale ersinler, olgunlaşsınlar. İsteriz ki bütün kardeşlerimiz gerçekten o Cenab-ı Hakk'ın dost doğru yolunda kadim bir şekilde kalsınlar ve yol alsınlar. Gönlümüz ondan yanadır. Cenab-ı Hak inşallah bütün kardeşlerimizi o hal ile hallendirsin. Amin. İşte tabii o Hudeybiye'de de bu fetihle alakalı bu müjde geldikten sonra sahabede bir rahatlama, sahabede bir coşku hali oldu. Ve o Fetih Suresi gelince ashab o hüznünü, ashabın o böyle kendince üzüntüsünü Cenab-ı Hak alıverdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yüzü tebessüm etmeye başladı. Yüzü gülmeye başladı. Çünkü bu maddi olduğu kadar da manevi bir müjdeydi. Ve bu manevi müjdenin neticesinde ümmeti Muhammed çoğaldı da çoğaldı, arttı da arttı. Hani bir ayeti kerime daha var ya, o aklıma geldi şimdi. Hani bütün insanların fevç fevç, İslam olduğunda, Müslüman olduğunda diye ayeti kerime var. Bu ondan sonra gelme ayeti kerime. İşte bunlar da o müjdeli ayeti kerimelerden. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu müjdeli haber aldıktan sonra bunu ashabın içerisinde bütün ashaba bunu müjdeledi, bunu yaydı. Bütün ashab bu noktada tabiri caizse derin bir nefes aldı ve sonra da zaten Mekke-i Mükerreme Allah'ın izniyle Müslümanların tekrar eline geçti. Rabbim cümlemizi affetsin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an ve sünnet yolunda daim eylesin. Amin. Bugün bir üzüntümü de paylaşayım. Böyle masanın üzerinde bıraktım, yarın devam edeceğim diye. Üç ciltlik bir profesörün şeyi vardı, tefsiri. Bir hediye olarak bana gelmişti. Ben bugün o tefsiri açtım, baktım. Ben şimdi ismini de buradan söylemek istemiyorum. Bu konuyla alakalı çünkü özel ders yapacağım. O İlahiyat Fakültesi'nde profesör kendisi. O tefsirde böyle gayri ihtiyarı Cenab-ı Hak denk getirdi. O tefsire baktım öyle de. Çok acı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hata yaptığını, onun da günahlarının olduğunu yazıyordu. Ben tekrar tekrar bir daha okudum. Dedim hani acaba yanlışlık mı yapıyorum? Bir daha okudum. Bir daha okudum. Yok dedim ya. Yani
3 sefer okudum. Üçünde de dedim hata yapacak değilim dedim. Üzüntümden masanın üzerinde bıraktım. Dedim yok. Sen buna dedim yarın devam et. Şunu iyice dedim. Geldisini gittisini oku dedim. Arkadaşlar, geçmiş peygamberlerin küçük hataları ve zelleleri oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hatalardan da münezzehti. Ve ne yazık ki bir ilahiyat profesörü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de küçük günahları olduğunu, onun da hataları olduğunu söylüyor. Ve 3 ciltlik bir tefsir, Kur'an'ın indiriliş sırasına göre yapmış tefsiri. Kendi kendime dedim ki, yani böyle bir noktaya ümmet-i Muhammed nasıl geldi? Böyle bir noktaya ilahiyat fakülteleri nasıl geldi? Ve bu insanlar geleceğe doğru koşarken nasıl koşacak? Nasıl bu meselelerin altından kalkacak? Nasıl bu hadiseleri görecek? Ve bunlar bunu böyle söylerler, yazarlarken şimdi yarın öbür gün daha da fazlasını yazanlar olacak. Ve ümmet-i Muhammed için, ümmet-i Muhammed adına gerçekten çok üzüldüm. Dedim ki bunu dedim Cenab-ı Hak kendi kudret ve kuvvetiyle durdursun inşallah dedim. Amin. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e bu noktada zarar veren, ümmet-i Muhammed'in inancına, inanç felsefesine, inanç kaidelerine zarar verenlere ve verecek olanlara fırsat vermesin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak onların ağızlarını, dillerini kapatsın. Rabbim onlara fırsat vermesin. Amin. Cenab-ı Hak onların elindeki fırsatları da onların elinden alsın inşallah. Amin. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.